Herkese selam. Bu videomu biraz daha böyle bireysel minorlar için çekeyim diye düşünerek çekmeye karar verdim. Kolay kısa bir video olacak. Basit bir video. Şimdi öncelikle Hivos'ta nasıl kuracağımızı gösteren bir videom vardı zaten. NiceHash ile daha hızlı bir şekilde ödeme alarak bir rig kurmayı göstereceğim Hivos üzerinden. Şu an ben ilk kez deniyorum ve denememde hani kazancım diğerlerine göre daha iyi gözüküyor. O yüzden onu kullanmaya karar verdim bir süre için. Ve bunun için de hemen bir video çekeyim dedim. Birkaç arkadaş çünkü tek başına tek kartla mining yapmak istiyor ama hani kazdığı pool'larda sıkıntı yaşıyormuş. Tek başına kazdığınızda hani para kazanabileceğiniz bir pool olsun diye bunu da bir örneklendireyim dedim. Biraz önce burada 3.79 yazıyordu. Bu biraz değişken oluyor. Daha yeni oturacak diye tahmin ediyorum. Bakayım şuradan bir hashrate'im gözüküyor mu? Buradan gözükmesi çok bir şey ifade etmiyor ama. Evet. Buradan pek bir şey gözükmüyor zaten. Ha. Şu an için zaten çok yeni başladım. O yüzden pek bir şey göstermiyor. Neyse buradan bakalım. Şimdi benim nice hash'i kurduğum Hivos rig'im. Bunu da kısaca anlatacağım. Öncelikle şu NiceHash'ten gidip bir adres almanız lazım. Yani bunda işte üyelik açmanız gerekiyor. Üyelik açtıktan sonra mining adrese tıkladığınızda buradan mining adres verecek. Size zaten BTC adresi bu. Yazıyor burada da. BTC olarak kullanabilirsiniz. BTC olarak ödeme alacaksınız gibi şeyler yazıyor. Bunu buradan kopyalıyorsunuz. Bunun kurulumunu, kopyalamasını yani çok zor değil. Yapamazsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yani bir zorluğu yok ama. Ardından burada flash sheet'e geliyorsunuz. Buradan yeni bir flash sheet eklemeyi göstereceğim. Önce wallet eklemem gerekiyor gerçi onu göstereyim. Şuradan farmlara tıklıyorsunuz. Farmdan şuradan wallet ekle diyorsunuz. NiceHash'i burada göremeyeceksiniz. Bende gözüküyor ama burada NiceHash'le alakalı bir şey gözükmeyecek. NiceHash yazmanız gerekiyor. Nice hash yazıp buradan herhangi birine tıklayabilirsiniz ama hani @hash'e tıklamanız daha iyi olur. Yani pek bir şey fark etmiyor. Hepsi için aynı ödemeyi alıyorsunuz. Yani buraya yazacağınız şey, buradan seçeceğiniz NiceHash şekli bir şey ifade etmiyor yani. Diğer NiceHash'lerde NiceHash 1, V2, V3 falan hepsi aynı şeyi veriyor. Bir şey fark etmiyor. Buraya adresinizi kopyalıyorsunuz. Siteden aldığınız adres. Bu sizin wallet'ınız gibi bir şey ama NiceHash üzerinden bir wallet. Oradan direkt ödeme alacaksınız. O da 0,00001 şey olması lazım. BTC olarak ödeme alıyorsunuz minimum ödeme. O da hani günlük falan oluyor yani günlük ödeme de iyidir bence. Çünkü ben Ethermine'de 3 tane rig'le 10 günde bir ödeme alıyorum. Bu da hani normal tek bir tane ekran kartıyla kazanan için iyi olmaz. Hani daha kolay bir kazanç olsun diye gösteririm. Normalde bunu çok tercih etmiyorlar ama hani yerine göre iyi kazanç bırakıyor, yerine göre bırakmıyor. Onu biraz takip etmek lazım. Burada isimlendiriyorsunuz. NiceHash. Ben de olduğu için create yapmıyorum. Create yapıyorsunuz. Create oluyor. Ardından flat sheets'e geliyorsunuz. Buradan create flat sheet diyorsunuz. Bu da şey işte hatta create demeden önce tabii ki bunlar girmeniz gerekiyor. Burada NiceHash çıkacak zaten siz NiceHash biraz önce vault yaptığınız için. Buradan vault'ınızı seçeceksiniz. Yeni koyduğunuz isim neyse. Buradan pool tabii ki tek bir pool var zaten NiceHash. Europe seçmeniz yeterli ama isterseniz Hong Kong yani Çin'de seçebilirsiniz. Ardından şuradan miner olarak ben Ponix Miner kullanıyorum. Nvidia ve AMD için benim için en iyi çalışan miner. Ama AMD'de normalde Team Red miner. Nvidia'da da T-Rex miner oynuyorum ama burada T-Rex miner bile yok zaten. Ponix Miner'ı seçip Create Flat Sheet diyeceksiniz. Ardından tekrar farm'a geleceksiniz buradan. Worker'ı seçeceksiniz. Flight Sheets. Şuradan bu @hash yazan ya da NiceHash yazan Flight Sheet'inizi bulup hangisi ise şu an bende aktif olduğu için en üstte. Buradaki simgelerden birine basacaksınız yani hangisi ise. Ardından kazmaya başlayacak. Şu an 34,82 mAh bende veriyor. Burada gösterdiği değişebiliyor. Şu an
36 MH olarak alıyor. Red Dead TV hızı da yok. Bu da şu an yine 3,29 dolara denk geliyormuş. Bana ödemediği miktar şu an 34 dakikadır. Yok, 34 dakika sonra ödeme yapacak bana. Bir tane kart için hani şey, günlük dediğim saatlik bir ödeme. 1000 satoshi olduğunda ödeme alıyorsunuz. Bu da sizin kartınızla alakalı. Yani bu kolay ödeme şekli hani güzel oluyor, öyle söyleyeyim. Şurada birikiyor. Bunu da withdraw deyip çekebiliyorsunuz. BTC adresiniz varsa BTC olarak çekiyorsunuz. Buradan BTC adresi seçmeniz gerekiyor. Şu an ben daha hiç kurulumunu yapmadığım için. Ama bunu isterseniz exchange yapıp BTC'nizi buradan exchange'leyip, yani ne bileyim işte en kolayı şu an USDT'ye çevirebilirsiniz. Ripple'a çevirebilirsiniz atarken. Ona çevirdikten sonra şurada sizin Ripple adresiniz gözükecek. Buradan deposit değil, withdraw deyip buradan Ripple'ı seçeceksiniz. Mesela Ripple'ı seçtiğimi, Ripple'a çevirdiğimi varsayarak söylüyorum. Buraya Ripple adresi eklemeniz gerekiyor. Ama tabii bunun için bunu kurmak gerekiyormuş sanırım. Ben bunu da yapmadım daha. Hemen hızlı bir anlatım olsun diye ben bu videoyu ekleyeceğim. Hani merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsanız hemen yardımcı olurum. Zaten çok fazla yorum gelmediği için hani kolayca yardımcı oluyorum. Bir arkadaş Instagram'dan yazdı mesela, ona da yardımcı oldum. Hatta ona ekstra yardımcı olmak için bu videoda çekiyorum. Hani bu şekilde paranızı çekebilirsiniz. Bunun hani ne olduğu çok önemli değil. Buradan deposit şey withdraw dediğinizde paranız geldikten sonra paranızı da herhangi bir coin'e çevirip veya BTC olarak da çekebilirsiniz. BTC olarak çekerseniz komisyonu çok yüksek. Ethereum'un da öyle. Ripple'ın komisyonu çok düşük. O yüzden Ripple söyledim. Tether'de de komisyon düşük ama 1 dolar falan Tether'de komisyon. Hani 1 dolar 2 dolara çekmekle uğraşmazsınız. Onu da Binance wallet'ınıza çekmenizi öneririm. Buradaki wallet'ta biriktirmeyin çok fazla. Daha önce çünkü burada hack muhabbeti olmuş. Milletin paraları gitmiş. Burada bütün wallet'larınız gözüküyor zaten. Burada şey Ripple'ım olmadığı için buy diyor, deposit diyor. Eğer burada Ripple'ım olursa withdraw da çıkacaktır. Bu şekilde. Yani başka bir şey eklenecek bir şey şu an hatırlamıyorum. Yani şu an stabil çalışıyor gibi. Bunu tabii ki gün sonundaki aldığım ödeme ve günlük olarak hesabıma göre anlayacağım. Ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız. Bu arada laptopla kazanlar için ben laptopun alt kapağını söktüm. Bu şekilde 64 dereceyi geçmiyor. Ekran kartı sıcaklığı. Bu RAM sıcaklığı alttaki. RAM sıcaklığı bu dereceler çok normal zaten. Hani bu sıcaklıklar 64 derece civarı ise sıkıntı yok sizin için. Ama laptopla kazmayı düşünüyorsanız kapağını açmanızı öneririm. Yan koydum. Hatta bunu da resmine eklerim. Video olarak da çekmeyi düşünüyordum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırım. İyi şanslar Minecraft'te. Başka diyecek bir şeyim yok.